Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün sizlerle hem besleyici hem doyurucu hem de çok lezzetli erişteli yeşil mercimek çorbası tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden bu nefis çorbanın yapılışına başlayalım. Öncelikle bir su bardağı yeşil mercimeği uygun bir kaba alalım. Üzerine geçecek kadar su ilave ederek bir gece bu şekilde bekletelim. Islattığımız mercimekleri daha sonra suyunu süzerek yıkayalım. Şimdi uygun bir tencereye mercimeklerimizi aktaralım ve 4 su bardağı sıcak suyu ekleyerek ocağı açalım. Mercimekleri haşlanmaya bırakalım. Bir gece önceden ıslattığımız için mercimekler hızlıca pişecektir. Eğer ıslatma şansınız yoksa pişme süresini uzatarak da aynı tarifi hazırlayabilirsiniz. Diğer taraftan karıştırma kabına 1,5 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı un, isteğe bağlı olarak 2 diş sarımsak ve 3 su bardağı ılık suyu alalım. Tel çırpıcı ile güzelce karıştıralım. Bu aşamada suyun ılık olması önemli. Böylelikle hazırladığımız terbiye sıcak çorbanın içerisine girdiğinde kesilmeyecektir. Mercimeklerin yumuşamasına yakın 1 çay bardağı erişteyi tencereye ekleyerek karıştıralım ve 5 dakika daha pişirelim. Eriştelerimiz de pişince hazırladığımız terbiyeyi yavaş yavaş karıştırarak çorbaya ilave edelim. Birkaç tur daha karıştırdıktan sonra çorbamızı kısık ateşte kaynamaya bırakalım. Birkaç dakika kaynadıktan sonra 1 tatlı kaşığı tuzu ilave edip karıştırarak ocağın altını kapatalım. Çorbanın sosunu hazırlamaya geçebiliriz. Bunun için bir sos tavasına 1 yemek kaşığı kadar tereyağını alarak eritelim. Kızan yağa 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı kuru naneyi ekleyerek şöyle bir karıştıralım. Hazırladığımız sosu çorbanın üzerine gezdirerek dökelim ve son kez karıştıralım. Erişteli yeşil mercimek çorbamız artık servise hazır. Kaselere paylaştırdıktan sonra servis edebilirsiniz. Gayet kolay bir şekilde nefis bir çorba hazırlamış olduk. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bu arada küçük bir not, gerekirse çorbanın kıvamını biraz sıcak su ilavesi yaparak kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca elinizin altında haşlanmış nohutunuz varsa yine bu tarife biraz haşlanmış nohut ilave ederek çorbayı daha da zenginleştirebilirsiniz. Açıklamalara tarifle ilgili tüm detayları ekliyor olacağım. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun.